بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır. Sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyor,
Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul eyle. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Sadakallahul azim. Allah Teala en iyi, en doğruyu söylemiştir. Ya Rabbel Alemin. Okuduğumuz Kur'an ayetlerinin sırrına ermeyi bizlere nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatini hem dünya hem ahirette bizlere nail eyle. Amin. Kur'an'ı okuyan, okutan, dinleyen ve okuyanlara, dinleyenlere, dinletenlere hizmet edenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Kur'an ayında hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Amin. Kabe-i Muazzama'ya ulaşmayı, ömre yapabilmeyi, haccımızı eda edebilmeyi bizlere nasip eyle. Kabe'nin altın kapısından içeri girmeyi bizlere lütfeyle. Mananın sırrına ermeyi, mananın kapısından içeri girmeyi, Kabe'nin Rabbine, Ya Rabbi, hakiki kul olmayı bizlere nasip eyle. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve esadi nur cemil enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah kabul eylesin. Sevgili dostlar, rahmet günlerini geride bıraktık. Mağfiret günlerindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in 11. akşamını sizlerle beraber Kur'an'la, duayla, ilahi kasidelerle ihya etmeye çalışacağız. Yine Mustafa Duman hocamla. Hafız Mustafa Duman hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah kabul etsin. Sağ ol. Gördüğün gibiyim. Nasıl görüyorsan. Hocam. Sen nasıl görüyorsan öyleyim. Hocam bugün Kabe'nin eyvallah bizatihi maketi önümüzde. Evet. Kabe'nin maketinin önünde sizlerle dua yapıp inşallah, inşallah Kabe'yi beraberce tavaf gideceğiz. Etme duasını yapacağız bugün. İnşallah, inşallah, inşallah. Sevgili dostlar, bugün dünyanın merkezi, altın oranı, Kur'an'ın doğduğu, insanlığın var olduğu, cennetten dünyaya Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın tayin olduğu, Efendimizin doğduğu, peygamberliğin verildiği, mübarek zemzemin çıktığı şehir, Mekke. Geçmişten günümüze, dünden bugüne, ilk günden bugünkü haline Kabe'yi konuşacağız. Kabe'yi, haccı, ümreyi anlatan ilahileri inşallah Mustafa Duman Hocam'la beraber seslendireceğiz. Efendim gecemize hoş geldiniz. Biz de inşallah evlerinize hoş geliriz. Gönüllerinizde misafir oluruz. Hatta lütfederseniz kalbinizde taht kurmak, duanızda ortak olmak isteriz. İnşallah bu ortaklığa bizi kabul buyurursunuz. Efendim, ilk günden bugüne Kabe dedik. Haccın sebebi ve bütün Müslümanların kıblegahı olan Kabe. Kabe, yeryüzünde yapılmış ilk mukaddes mabettir. Buna Beytullah, Allah'ın evi ve Beyt-i Atik de denir. Kıbleyi sadece Kabe'nin bulunduğu mekan olarak değil, Kabe'den arşa uzanan nurani bir sütun, şöyle yukarı doğru düşünün, ve manevi bir direk olarak düşünmek gerekir. Bu nurdan sütun, ferş denen arzımızı cennetin de üstünde kılan ve alemin çatısı hükmündeki arşa bağlar. Dünyamızı en üst semaya bağlayan göbek bağı diyebileceğimiz nurdan bağın taşıdığı sırlar henüz meçhulümüz. Sır bakalım ne zaman, ne şekilde, kimlere, hangi kısmetlilere açılacak ya da kıyamete kadar sırrını hep koruyacak. Sevgili dostlar, Kabe'de rahmet zirveye çıkar. Buradan Kabe'yi konuşmak sadece hayal görmek gibi bir şey olur. Kabe'yi yerinde görmek ve yaşamak gerek. Namaz gibi ibadetlerde kıbleye yöneldiğimizde bağlantının
en üst noktasına çıkıyoruz. Kabe'de tavaf yapıldığında ise, yani nurun odak noktasının çevresi tavaf edildiğinde bağlantı ve rezonansın en üst seviyeye çıktığını görürsünüz, görürüz. O an çok muhteşem bir an. Hele Kabe'yi ilk gördüğümüz an. Bakın Kur'an nasıl tasvir ediyor Kabe'yi. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve huden lil âlemîn. Fîhî âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev Mekke'de, alemler için mübarek ve doğru yolu gösteren Kabe'dir. Burada apaçık deliller vardır. İbrahim makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Kendini emanda hisseder. Kabe'yi tavaf eden çok sevgili dostum Hakan Bey ilk defa Kabe'yi gördü. Kabe'yi tavaf etmek için Bismillah diye başladığımızda kendisini tutamadı. Akıntıya bıraktı. O yüzlerce binlerce insanın döndüğü Kabe'nin etrafında. Bulamadık kendisini. 49 defa dönmüş. Ve gelir gelmez şunu sordu. Hocam dedi, ne var dedi bu Kabe'nin etrafında? Neden sordum, neden? Ayaklarım yerden kesildi hocam dedi. Bir tek sayıları saydığımı hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum deyince, işte şimdi okuduğum ayeti kerime aklıma geldi Kabe'nin huzurunda. Orada birçok mucizeler vardır. Orada mucizevi bir şeyler hissettim deyince bu ayet aklımıza geldi. Makamı İbrahim vardır. Kim oraya girerse kendini emniyette hisseder. Ama kim de ya ne gerek var? Oraya gitmesek de olur gibi ifadeleri kullanır. Ben ayeti tefsir etmeye çalışıyorum. Bu bilgiyi, bu güzelliği örtmeye çalışırsa ve bunu inkar ederse diyor Allah, فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ. Biliniz ki Allah alemlerin en zenginidir. Ne demek? Hiçbirimizin iltifatına, hiçbirimizin şehadetine, hiçbirimizin evet burası böyledir demesine ihtiyacı yoktur. Okuduğumuz ayet ve hadis-i şerif, yeryüzünde yapılan ilk mescidin Kabe olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor. Havada, yerin altında her nerede bulunursak bulunalım Kabe'nin bulunduğu mekana yönelmek istikbali kıble için kafidir. Yani yerin altında madende çalışan namaz kılarken kıbleye yönelecek. Havada uçakta giderken uçakta seyahat eden kişi mümkünse namaz kılarken uçakta namaz bölümleri oluyor bazı uçaklarda. O tarafa doğru yöneleceğiz. Kabe'ye giderken çok kolay oluyor çünkü uçağın gittiği yer kıble oluyor. Sevgili dostlar, helikopterinizle, özel uçağınızla ya da herkesin bindiği uçakta yolculuk ettiğinizde kıbleye yönelme imkanınız varsa kıbleye yönelirsiniz. Ya da 30. katta oturuyorsunuz, havadasınız. Nereye yöneceksiniz? Yine kıbleye yönelmek durumundayız. Efendim, oraya giden herkesin Kabe'ye giden herkesin bir daha istisna ayrı bir atmosferi soluması, orada ayrı bir iklimi ve apayrı havayı hissetmesi de Kabe'deki sırların sözle anlatılamayan fakat hissedilebilen hususiyetidir. Allah bizleri de oraya gidenlerden eylesin. Şimdi niyet edip ben de gidebilir miyim diyenlere en yakın zamanda inşallah Rabbim o güzel toprakları Kabe'yi görmeyi nasip eylesin. Hocam. Ya. Bir sohbeti bölelim mi? Hocam, burada bölünürse sizin sesiniz de güzel olur. Yani ne derler, an karib bu zaman derler ya. Öyle nasip etsin. İnşallah hocam. Hmm.
bölüktür Kabe'nin yolları, bölük bölüktür benim yüreğim, delik deliktir benim yüreğim, delik deliktir. Dünya delikleri bir gölgeliktir, dünya delikleri bir gölgeliktir. Canım Kabe, varsam sana yüzüm gözüm, sürsem sana canım Kabe, varsam sana yüzüm gözüm, sürsem sana. Dostum yüklesinler yükümü, eşim dostum yüklesinler yükümü, komşularım helal etsin hakkını, komşularım helal etsin hakkını. Canım Kabe'm, varsam sana yüzüm gözüm, sürsem sana gönlüm, kulağıma gelse bir sada, etsem mal mülki canı feda diyerek lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bab-ı selamından beytine girsem, Hacerul Esved'e yüzüm gözüm sürsem, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Canım Kabe, canım Kabe, varsam sana yüzüm gözüm, sürsem sana. Eyvallah hocam. İnşallah beraber Kabe'ye yüzümüz süreriz. İnşallah. Hepinize nasip olur inşallah. İnşallah. Efendim İnşallah. Bu akşam Kabe'yi konuşacağız. Bu gece Kabe'yi konuşacağız. Kabe'ye varsın ayaklarımız inşallah. Kısa bir aradan sonra
Kabe'yle devam edeceğiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tam 630'un birinci ayını, 11. gününü tarih gösterdiğinde Mekke'yi fetheder. Mekke'yi fethedince Kabe'nin anahtarları Osman bin Talha'dadır. Yani Talha'nın oğlu Osman'dadır. Kabe'nin anahtarlarının getirilmesi için Hazreti Ali'ye görev verir. Mekke'nin fethi çok önemlidir. Kabe'nin anahtarlarını ele alıp Kabe'nin görevlerini üstlenmek çok kutsal bir vazifedir. Ve bunun bilincinde olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye anahtarları Osman bin Talha'dan almasını ister. Ve Osman bin Talha'ya gelir, anahtarları ver der Hazreti Ali. Osman bin Talha anahtarları vermez. Kabe'nin anahtarlarının kendi soylarında olduğunu ve peygambere de inanmadığını söyler. Hazreti Ali kerremallahu vechhe ne olursa olsun emrin yerine getirilmesi için Osman bin Talha'nın anahtarları zorla alır ve Peygamber Efendimiz'e getirir. Peygamberimiz eline anahtarları alır ve Hazreti Ali'ye tekrar iade eder. Ya Ali, bu anahtarları git Osman bin Talha'ya teslim et der. Hazreti Ali şaşırır ve ey Allah'ın Resulü, az önce emrinizle gittim, anahtarları aldım, getirdim, size teslim ettim. Şimdi de emrinizle aynı şahsa anahtarları teslim etmemi emir buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir diye sorar. Peygamberimiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Ali, sen anahtarları bana yolda getirirken Yüce Allah dostum Cebrail ile bana vahiy gönderdi. Estağfirullah, bismillah. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. İlâ âhiril âye, sadakallâhul azîm. Emaneti ehline veriniz ayeti geldi. Anahtarı yıllardır emaneti elinde bulunduran Osman bin Talha ve soyu taşımaktadır. Onlar Kabe'nin nasıl temizleneceğini, nasıl sahip çıkılacağını bizden, sizden çok daha iyi bilir. Emanetin ehilleri onlardır ya Ali. Bu Allah'ın buyruğudur. Git ve teslim et der. Emir büyük yerden, bu emrin üzerine anahtarlar ehline teslim edilir. Ancak şaşırma sırası artık Osman bin Talha'dadır. Neden mi? Çünkü anahtarları alır. Anahtarları alınca, ya Ali, az önce anahtarları elimden zorla aldın. Alan sen değil miydin? Neden geri getirdin bunları diye sorar Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali olanları tek tek anlatır. Kendileri hakkında ayet geldiğini, emaneti ehline verilmesi gerektiğini, uzun yıllar sen ve atalarının Kabe hizmetinde bulunduğunuzu, anahtarların da sizin emanetinizde olmasının daha doğru olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha doğru bulduğunu söyledi ve beni sana gönderdi ya Osman. Osman bin Talha bunları duyduğu an
çok şaşırır. Çünkü o ana kadar müşriktir. İnanmıyor Allah'a ve peygambere. Peygamberimize iman etmeyenlerden bir tanesidir Osman bin Talha. Allah'ın kendileri hakkında bu ayetin indiğini duyması ve peygamberimizin bu emre itaat edip anahtarları kendilerine göndermesinin neticesinde dayanamaz, koşa koşa peygamberimizin yanına gelir ve kelime-i şehadet getirir ve böylece Müslüman olur. Allah'ın yardımı, peygamberimizin zarafeti, emanet müşrikte de olsa ehline teslim etmesi ile gönülleri birer birer İslam'la buluşturur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Hocam, eyvallah. Kıssadan hisse, değil mi? Çok güzel, evet. Ne güzel. Eyvallah. Anahtar müşriklerin elinde, Mekke'yi fethetmişsin ama o vazifeyi onlar yapıyor, hakkıyla yapıyorsa emaneti ehline bırak diyor. Bize ne diyor bu Kur'an? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hal bize neyi hatırlatıyor sevgili dostlar? Çok şey anlayana çok şey var. Efendim, ehli ise ailenizden olan bir ehline değil, ehlinize değil, işin ehline vereceksiniz. Aileniz olan ehline vermeyeceksiniz en önemli kritik noktaları. Evladınız, çocuğunuz dahi olsa makama, mevkiye, patron koltuğuna işi daha güzel yapanı oturtturun. Hak edeni oturtturun. Fabrika benim değil mi? İş yeri benim değil mi? Mühür benim elimde değil mi? Diyerek kafanıza göre seçtiğiniz insanları oturtturmayın. Zira o mührün altında insanlar var. O makamın altında çalışanlar var. Hepsinin emaneti geçici bir süreyle sizde. Emaneti ehline teslim etmek demek, kim hak ediyorsa onu vermek demek. Sevgili dostlar, gelişmiş ülkelerin yükselmelerinin, yücelmelerinin tek nedeni nedir biliyor musunuz? Sadece hak edeni hak ettiği yeri yükseltmeleridir. Bizde maalesef çoğu zaman böyle olmuyor. Bizim adamımız, bizim hemşehrimiz, bizim tanıdığımız, ya bu da yapar canım, falanca yapıyor ya bu da yapar diyerek başka daha kötüyle kendi iyinizi, size göre iyinizi kıyaslayıp makama, mevkiye atayamazsınız. Bunun vebalini iki cihanda da ödeyemezsiniz. Bu dünyada milletin bedduası var, öte alemde de Allah'ın hesabı var. Sevgili dostlar, Mekke'yi fethetmiş bir peygamber Kabe'nin anahtarını müşrik bir ailenin elinden almıyor ve geri duruyor. Siz size inanmayan bir insana anahtarı teslim etseniz, buna rağmen olduğunu bilse, vallahi o insan da size iman eder. Ne demek? Size inanır efendim. Kabe, şu Kabe'nin altın kapısından içeri girmek garibe bize nasip oldu. Kabe'nin altın kapısından içeri girmek için şu gördüğünüz etrafını tamamen askerler çeviriyor ve Kabe'nin en dışından Kabe'nin kapısına doğru kordon yapıyorlar askerler, binlerce asker. Biz dünya Kur'an okuma yarışmalarına giden hafızlar olarak, yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan hafızlar olarak Kabe'nin altın kapısından içeriye Allah'ın izniyle kabul edildik. Niye bunu anlatıyorum? Kabe'nin dışı güzel, içi bambaşka güzel. Düşünsenize, bu kapıdan içeri girdiğimizde Kabe'nin etrafındaki binlerce insan durmuş, namazlar bırakılmış, tavaf durmuş. Herkes Kabe'nin altın kapısından içeri giren bu küçücük çocuklar kim? Bunlar ne yaptılar da içeri giriyorlar diye bize bakıyorlardı. Ve bakanların çoğu da gözyaşlarıyla bakıyordu. Sanki dünyadayken cennete giriyorduk da diğerleri biz niye giremiyoruz dercesine bize bakıyordu.
Kabe'nin hemen şu arka tarafından döndük. Buraya bir merdiven dayandı. Sırayla 10-15 hafız içeri alınıyor. Diğerleri çıkıyor. Arap görevli asker rekateyn yekfiyallah diyor. İki rekat yeter, hadi çıkın diyor. Fakat biz doyamıyoruz ki. Bu köşesine iki rekat kıldık. Karşı köşeye iki rekat. Bu tarafa doğru iki rekat. Kapının olduğu tarafa iki rekat kıldık. Toplam 8 rekat. Ama yarım saate yakın içeride kaldık. Bu Kabe'nin meşhur bir imamı vardı hatırlarsınız. Ali Abdurrahman. Es-Südeysi. Südeys'in halasının çocuğu da bu vazifelilerden bir tanesiydi. Onun arabası çok iyiydi. Arap polis bizi atmak istemiş dışarı, çıkartalım bunları diye. Demiş ki onlar daha yeni geldi, biraz daha kalsınlar. Onun için yarım saat içeride kalabildik. Sevgili dostlar, vallahi billahi bize dua eden herkese dua ettiğimiz gibi ülkemize, milletimize dua ettik. Allah bütün felaketlerden, belalardan, musibetlerden ülkemizi, milletimizi muhafaza eylesin. Dünya insanlığına da güzellik versin. Kabe nedir? Ancak oraya gidince anlayabilirsiniz. Kabe, duaların hemen kabul olduğu yerlerin zirvesidir. Tavaf edilen mahal, şurası var ya, buraya metaf denir. Bir de mütezem vardır. Bakın şurası Hacerül Esved, burası Kabe'nin altın kapısı. Hacerül Esved şu hizadan tavaf ettiğimizde, şuradan böyle, buraya gelince herkes selam verir. Elini kaldırır. Bismillahi Allahu Ekber. Vücut düzdür. Sağ el kalkar. Hacer-i Esved'in olduğu hizaya doğru şöyle el kaldırılır. Ve orada Bismillahi Allahu Ekber denir. 3 defa söylenir. Bazıları elini öper. Neden? Kabe'yi Hacer-i Esved'e elimizi dokunmamız gerekiyor aslında. Ama dokunamıyoruz. Yüzlerce insan başında bekliyor. Elimizin içi okunuyor. Aya okuması yapılıyor. Falancanın torununun oğlunun oğlunun torunu falanca kişi buraya geldi diye Hacerül Esved inşallah kıyamet gününde bize şefaatçi olacak. Ve her bir dönüşümüze biz şaf diyoruz. 7 defa döndüğümüzde tavaf deniyor. Sevgili dostlar, hemen arka tarafta altın oluk var. Altın oluğun baktığı yer direkt İstanbul. Burası Ebrar'ın namaz kıldığı yerdir. Duada bulunduğu mahaldir. Ve Kabe'nin içinden sayılmaktadır. Hani Kabe'nin hemen yanı başında, şu kapının yan tarafında, şu tarafta göreceksiniz. Yuvarlak bir yer vardır şöyle. Oraya metaf deniyor. Ve Hacri İsmail, Kabe'nin içinden olduğu bilinen ve orada vakit namazları kılınmaz. Haricen nafile namazlar kılınır. Biz bu ümre gidişimizde sevgili dostlarımızla beraber ümrede namaz kıldık. Lütfetsin Allah diye hep niyet ediyoruz. Kabe'nin altın kapısı açılsın, oradan içeri girelim diye. Bu Kral Selman'a rica edeceğim. Ya biz Garip Selman, Hafız Selman'ı da içeri almak için bir anahtarı lütfetsen, emir buyursan da biz de içeri girsek Mustafa Duman Hocam'la diye. Bu sefer dua edeceğim. Allah'tan isteyip kendisinden de rica edeceğim. İnşallah. Ve inşallah size dua edeceğiz. Olur inşallah. İstedikten sonra ne olur? Hocam olmasın? Sen de amin dersen olur ondan size. İnşallah. Efendim Kabe'nin içi duanın kabul olduğu yerlerdendir. Zemzem kuyusunun hemen yanı başı duanın kabul olduğu yerlerdendir. Makamı İbrahim'in arka tarafı. Hemen Makamı İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in ayak izinin bizatihi olduğu yerdir. Şöyle sarı bir yapıdır, altın yapıdır. Görürsünüz. Kabe'nin kapısının hemen karşısında. Safa ve Merve tepeleri vardır. Hemen şöyle karşılıklı. Ümreyi tamamlayabilmek için Hazreti Hacer validemizin 4 defa gidip 3 defa geldiği o Safa Merve tepelerinde de yapılan duaları kabuldür. Arafat safhası. Hac zamanında Arafat'ta yapılan dua. Mina ve Cemre mahalleri, taşlama yerleri. Oralarda da dualar kabul olur. Müzdelife'de. Beyt-i Şerif'in görüldüğü her mahal, Kabe'nin görüldüğü her mahal uzaktan baktığınızda, dua yaptığınızda dua kabul oluyor. O hatimin içi duanın kabul olduğu yer. Bir de Hacerül Esved'in hemen yanı başında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mültezem denen yerde, burada Kabe'nin örtüsüne sarılıp Ya Rabbi diyerek ağlayarak çok dua edermiş.
amcası vefat ettiğinde, dedesi vefat ettiğinde buralarda çok dua etmiş. Gözü yaşlı. Dedeciğim nereye gidiyorsun? Dedeciğim bizi bırakma. Nereye gidiyorsun diye ağladığında amcası Ebu Talip gel ya Muhammed. Gel ya Muhammed diye der ve vefat edene kadar ölümüne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olur. O kadar sever ki hatta Meşkeli müşrikler zulmünü iyice artırınca peygamberimize amcam Ebu Talip olsaydı onlar bunu bana yapamazdı diyerek hayıflanırmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mustafa Hocam. Eyvallah, eyvallah. Şimdi sohbeti Kabe'ye gidenler var. Ya. Mekke'ye gidenler var. Orada olanlar var. Orada evet. Gitmiş. Şu anda evde oturup keşke yine orada olsaydım diyenler evet, var. Hac için kura'da çıkmayanlar var. Evet. Hacda kurası çekmiş. Heyecanla gün sayanlar var. Eyvallah. Hocam. Gidip de özleyenler var hocam. Evet. Şu özleyenleri, özlemlerini biraz gidersek. Biraz, ya. Evet. Peki. Hadi Bismillah. Mekke'nin ben dağlarına bakıp bakıp ağlıyorum. Mekke'nin ben dağlarına bakıp bakıp ağlıyorum. Resulün izini orada adım adım arıyorum. Resulün izini orada adım adım arıyorum. Mescid-i Haram içinde kalbim kaldı. Mescid-i Haram içinde ruhum kaldı, kalbim kaldı. Canım buraya geldi ama aklım Beytullah'ta kaldı. Canım buraya geldi ama aklım Beytullah'da kaldı. Medine'de ev sahibi Muhammed Mustafa idi. Medine'de ona ümmet olmak idi. Dünyada en güzel duygu ona ümmet olmak idi. Mescid-i Haram içinde ruhum kaldı, kalbim kaldı. Mescid-i Haram içinde ruhum kaldı, kalbim kaldı. Canım buraya geldi ama aklım Beytullah'ta kaldı. Canım buraya geldi ama aklım Beytullah'ta kaldı. Ah.
Allah kabul etsin hocam. Ağzınıza sağlık. Evet. Allah inşallah gidemeyenleri nasip eylesin. Sevgili dostlar, El haccul mebruru neyse lehu cezaun illa cennet. Kabul olmuş bir hac, bunun karşılığı sadece ve sadece cennettir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ümreyi de küçük hac olarak bizlere tanıtıyor. Sevgili dostlar, vallahi billahi gitmeden hiç ama hiç yorum yapmayın. Gideni, tekrar tekrar gideni de ne olur ayıplamayın. Siz duş aldığınızda, bedeninizin rahatlığını hissettiğinizde, bütün borçlarınızı ödediğinizde, herkesin sizi parmakta gösterdiğinde ya da hiç kimseyle maddi, manevi hiçbir borcunuzun olmadığını düşündüğünüzde nasıl olursunuz? Dünyanın en mutlu insanı olursunuz. Evet, bir ümreyle. Şurada vallahi, bir şey billahi insan bu duyguları yaşıyor. Hocam, burada bir şey söylemem, Allah hepsini gerekiyor. Affediyor mu? Eyvallah. Gönülden o yola evet. Çıkıp orada Allah'ın huzurunda olduğunu bilip gözyaşlarıyla evet. Ya Rabbi, hatalarımı bilen sensin, ya. Günahlarımı bilen sensin, ne olur beni de affettiğin kullardan eyle. Günahlarımı zikretmeye edep ediyorum, bu güzel mekanda ağzıma almaya utanıyorum ama ne olur günahlarımı affeyle ya Rabbi diyerek gözyaşıyla amin nidalarıyla Rabbinize arz ettiğinizde vallahi ümreden, İhramdan çıktığınızda dünyanın en rahat, en mutlu, böyle kuş gibi derler ya, o kadar hafif insanı olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Kabe'yi tavaf ederken hepinizin tanıdığı bir isim ama ismini zikretmeyeceğim o mahremiyeti bozulmasın diye. Şöyle arkasına döndü tavaf esnasında. Hocam dedi, hayatımda olan, beni üzen, canımı sıkan, kim olduysa hepsini affettim. Hatta anne babalarına bile dua ettim hocam dedi. Onları dua ettim, anne babalarına dua ettim diye. Böyle seslenince o önde döndü, tavafa devam etti. Benim ayaklarım yavaşladı. Yürüyemiyor bacaklarım. Neden mi? Utanıyorum Allah'tan. Utanıyorum kendimden. Çünkü bu önümdeki insan, zat-ı muhterem, hoca değil, ömründe ilk defa Kabe'ye gelmiş, ömründeki ilk namazını Medine'de kılmış bir insan. Allah Teala onun ağzını, onun dilini bana kullandı. Bana hatırlattı. Ey gidi imam, hafız Selman, sen hoca oldun, bir de bu insanların önüne geçtin, tavaf ediyorsun ama hala affedemediğin insanlar var. Sen affetmeden boşuna dönme dedi Allah Teala bana. Ve o anda kimlerle muhasebem varsa hepsini oracıkta affettim. Affetmeyen kurtulamaz. Affetmeyen mutlu olamaz. Affetmeyen bu dünyanın öte aleme gidemez. Son nefesinde birçok insan falancayı getirin helalleşmek istiyorum diyor değil mi? İşte onun için yola çıkamıyorsun. Yola çıkamıyorsun, yola. Kimin öte aleme ne zaman yola çıkacağını da bir tek Allah biliyor. Onun için hasibu kable en tuhasibu. Evet. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyor. Hocam bir şey diyordunuz. Bir özellikle. Kelime. Vakit daraldı ama. Allah nasip ediyor. 3-5 defa hacca giden ne güzel hacı kardeşlerimiz, hacılarımız var. 7-8 defa umreye gitmiş, hac umre yapmış, yine güzel Müslümanları var ama çok iyi biliyorum ki onun aşkıyla yanan umre için maddi imkan gidemeyen komşularımıza, eşimize, dostumuza bir onlar da bir göndersek diye böyle tavsiyede bulunuyorum. Peki hocam, o zaman giderken komşularınızı da götürün diyor hocam. Yani bakın, gidemeyen, maddi durumu olduğu gidemeyenlere İnşallah. Gerçekten söylüyorum. Belki o kurtaracaktır. İnşallah hocam. İnşallah. Belki o kurtaracaktır. O zaman iyilikle evet. ilgili ayetler başlıyor ve Kabe'nin kutsiyetini anlatan ayetleri okuyalım. Dua ile inşallah bu evet. akşam sizlere veda edelim. Tamam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم آمين يا رب العالمين Kur'an'ın doğduğu şehre, Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya gitmek isteyen, ömre ve farz ibadeti olan haccı ifa etmek isteyenlere en yakın zamanda hac farizalarını, ömre vazifelerini yapabilmeleri nasip eyle. Ya Rabbi ellerimizi açtık, kıbleye döndük, yüce makamından istiyoruz. Ya Rabbi kapından, katından bizleri boş çevirme. Kabe aşkıyla yanan gönüller hürmetine, ağzı dualılar hürmetine, gözü yaşlılar hürmetine, Ya Rabbi hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. İlahi Ya Rab, Mekke-i Mükerreme dedik, Kabe dedik, Kur'an dedik, Kur'an ayındayız. Bu ayda yapılan duaları reddetmeyen, kabul edensin ne olur? Bu gecede yaptığımız duaları kabul eyle. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve esadi nur cemil enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sevgili dostlar, Allah aşkınızı artırsın. İnşallah yarın aynı saatte burada Hafız Mustafa Duman hocamla beraber sizlerin huzurunda olacağız. Huzurda kalın. Ramazan huzurunuz bol olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.